Türkiye 24 Haziran'da kritik bir seçim atlattı. AKP ekonomik sıkıntılara rağmen seçimin galibi oldu ama yaşanan olumsuzluklar her geçen gün artıyor. Peki önümüzdeki süreçte Türkiye'yi ekonomik anlamda neler bekliyor? Profesör Doktor Esfender Korkmaz ulusal kanala konuştu. İktisat politikaları iki tarafı keser bıçak gibidir. Ters tarafı daha çok keserse orada başarı yoktur. Söz gelimi %7.4 gibi bir büyüme sağlandı. Ama bu büyüme bir gösteriş için, bir popülizm için yapıldı. Çünkü bu büyümenin maliyetleri daha yüksek. Bugünkü siyasi iktidarda inşaat sektörüne ağırlık vererek ekonomiyi canlı göstermek için, yüksek büyüme sağlamak için daha büyük maliyetler ortaya çıkarıyor. Korkmaz, vatandaşın iktidardan para yerine iş istemesi gerektiğini söyledi. Türkiye artık seçimlerde siyasi iktidarlar, partiler para ve koli dağıtmak yerine iş dağıtmak çizgisinde olmalıdır. Toplum böyle ufak tefek bütçeden dağıtılan paralara razı olmayıp bana para yerine iş ver demesi lazım. Devletin, siyasi iktidarların asıl görevi, asıl işlevi istihdam yaratmaktır. Bu kapsamda Türkiye'nin ihtiyacı olan iktisatçı modelini de böyle tanımladı Korkmaz. Türkiye'nin bu şartları altında iç politikasıyla dış politikası ekonomik anlamda birbirle koordineli olmalı. Onun için ekonomi bir bütündür. Burada yalnızca yabancı sermayeyi savunan yahut dünyaya entegrasyonu savunan iktisatçılar değil, aynı zamanda Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunacak iktisatçılara ihtiyacımız var.